Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Kontraband Police'e hoş geldiniz ve size bir şey söylemek istiyorum. Oyun Türkçe! Allah razı olsun, oyun Türkçe yapmışlar. Oyunu Türkçe yapmışlar. Allah sizden razı olsun, ne diyeyim. Girelim o zaman. Böyle güzel bir gümrük görev, güzel bir ülkede güzel bir gümrük görevlisini oynadığınız güzel bir oyun. İnşallah sesim patlamıyordur. Bağırmamaya çalışacağım. Çünkü ses seviyelerinin böyle arada sırada patladığını ettiğini biliyorum. Ama eskiden patlamıyordu. Eskiden o kadar patlamıyordu. Sadece böyle yeni sistem, yeni ayarlar, yeni araçlar falan derken onu bir şey yapmam lazım. Ayarlamam gerekiyor zaman içinde. Her şey zaman içinde oturacak. Merak etmeyin, dert etmeyin. Devam etmek için herhangi bir tuşa bas. Ben de mal bekliyorum şu an. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Kontraband Polis edebi kurgudur. Oyun gerçek hayattan ilham alınarak yapılmıştır ve gerçek olaylara veya canlı veya ölü gerçek kişilere olan yetkisiz benzerlikler tamamen tesadüftür. Biliyorsun ya, bu yani. Kurgu, bunların hepsi kurgu. Benim yapacaklarım da kurgu. Karikatka sınır geçişi Acaristan 16 Mart 1684. Yok, 16 Nisan. Şuradan mı gideceğiz? Hocam görüşürüz. Ha, yollaş, seni bekliyorduk. Karikatka'daki Acaristan sınır karakoluna hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hadi başlayalım. Sürücüyü sınır kontrolüne çağırmak için kolu çek. Okey. Yapalım. Bir sonraki şoför. O oradaki ünlem işareti vardır. Ona bakabiliyor muyuz? Gazete. Oo, işbirliği ortaya çıktı. Acaristan'ın sesi. Karikatka'daki sınır polis komutanı Nikolay Roznikov, hükümet karşıtı hareket olan Kanlı Yumruk teröristleriyle işbirliği yapmakla suçlandı ve vatanı ihanetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vay hain. Savcılık Acaristan polisinde rüşvetle ilgili soruşturma başlattı. Roznikov ile işbirliği yapan diğer 6 kişi sorgulanıyor. Büyük ev piyangosu başlıyor. Piyangoya katıl ve başkentin tam merkezinde lüks bir ev kazan. Kupon fiyatı sadece 100 dolar. 100 dolar mı? Okey. Kupon fiyatı mı 100 dolar? Çüş. Acaristan'a girebilmek için sürücünün belgesi. Tamam, onları siz okuyorsunuz zaten. Geçerli olma kontrol ederiz. Evet hocam, belgelerini alalım. Al belgeleri. Görev dosyasını açıyorum. Şoförün her iki dokümandaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için otomatik karşılaştırmacıyı kullan. Tamam, isim kontrolü. İsim, tam isimleri şey yaparız. Okey. Algı seviyesi yüksek, düşük, bitik, anladım. Yorulabiliyorum. Eşleştirme hatası, alanlar farklı türde. Şoförün yaşını kontrol etmek için doğum tarihini takvimle karşılaştır. Tamam, bütün hataları inceleme raporunda işaretleyeceğim. Bu şey ama zaten. Giriş çevirmeden önce rapor üzerine en az bir hata işaretle veya giriş izni vereceksen raporu boş bırak. En yüksek puanlamaya sahip olmak için bütün problemleri bul. Tamam, hallederiz. Bazil Madejkov. Okey. Şunu kontrol edelim sanki. Eşleştir. 9 Ağustos. Geçerlilik tarihi 5 Mayıs 1981. Tam daha Mayıs'a var. 81. 1 Kasım. Burada bir sıkıntı görünmüyor. Bitiş tarihine baktık. Bitiş tarihinde bir sıkıntı yok. Pasaport numarasına baktık. Orada bir sıkıntı yok. Fotoğraf. Şimdi karar ver. Geçmesine izin vermeli misin? Tamam, bir sıkıntı yok. Onaylandı. Görüşürüz hocam. Ne için geldiğini falan yazıyor muydu ya? Neyse, iyi eğlenceler sana. İyi iş, doğru karardı. Kontrol için sonraki sürücüyü çağır. Hemen. İyi ya. Hocam selam. Acaristan vatandaşı değil, bütün yabancılar ek olarak geçerli bir giriş izni dokümanına sahip olmalıdır. Ha, Acaristan vatandaşı olmadığını kontrol etmedim. Belgeleri ver bakalım. Giriş izni. Mailin. Aa, sen buradan şey yaptın, bir dakika. Nerede lan şey? Dur ne? Hah. Melis giremedi. Erkek Krallığı 30 Ekim 1980 ama yani sen buradan da bir gittin. 81'de değil miyiz biz? Doğru şey yapmıyor muyum? Aynen 81'deyiz. Sen bitiş tarihinden de gittin. Pasaport numarası. Bu eşleşti. Fotoğraf. Fotoğrafta da sıkıntı yok. Hocam giriş izni başka bir şey yok mu? İş. Ne bu? Erkek Krallığı bu mu? Bu ne lan? Neyse. Seni reddedeceğiz. Maalesef. Daha belgenle gelseydin kardeşim, ismin Melis'miş. Melin mi Melis mi? Bir karar ver yani. Tercihlerine saygı duyarız ama yani bir hangisi olduğuna karar vereceksin. Gerekçeli red. Evet, kusursuz inceleme. Güzel, devam. 200 dolarımız var. Arka tarafta müzik çalıyor. İlginç müzik çalıyor. Güzel müzik çalıyor. Ses seviyeleri, herkes, her şey yerindedir umarım. Gel bakalım hocam. Senin yüzün temize benziyor. Ver bakalım. Farid Padar. Farid Padar. Pasport numaran. Güzel. 5 Eylül Nisan 1981. 17 Nisan 16 Nisan. Oğlum bak son şeyde yakalandım. Turizm. Bu eşleşti zaten. Farid Padar. Dur şunu açalım. İsim. Okey. Bitiş tarihi. Okey. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf. İyi çıktı. Hocam sen de bir sıkıntı yok. Geç. İyi günler. Bak adam temiz temiz geliyor. Temiz temiz gidiyor. Ama ya bu şerefsizin ertesi günü şutlamamız lazım bu şerefsizi. Kusursuz inceleme tabii ki. Oy arabaya bak. Oy. Oy arabaya bak. Ya sen fazla iyisin. Sen geçirmeyeceğim sanırım ya. Adamı tutuklayıp arabasına el koyabiliyor muyuz? Gerilim müziği çalmaya başladı. Bir şey oldu. Oy, kapıyı aç bakalım. Belgelerini ver. Dokümanlar orada mı? Lan. Buna. Aa okey. Tamam bir dakika hocam. Bunu da açalım. Ad soyad. Jibran Maluf. Jibran Malef. Oho. Ad soyad. O yok. Bitiş tarihi. 18 Ağustos 81. Doğru. 5 Ocak 80. Oho. Bitiş tarihinde de bir sıkıntı var. Pasaport numarası. Sen. Ya neden bu kadar? Patlayıp geliyorsunuz ya. Oha. Senin doğru bir yerin var mı hocam? Yüzün doğru görünüyor. Evet. Yok. Seni geri yolluyoruz. Neden? Bütün belgelerin yanlış ulan şerefsiz. Bir de kendin gibi gelmişsin. Bir de yerine başkasını getirmemişsin yani. Bir neden diye soruyor. Kimse kalmadı. Kendi belgelerini alıp gel hayvan herif. Her şey yanlış. Güzel çıkardın. Çok zor değil. Güzel. Hak ettiğini dinlenmek için evime mi gidebilirim? Ne? Yok, evime mi gideyim? Tamam evime gideyim. Ne yapayım? Gazetemi okudum. 4 tane araba geçirdim ve ben çok çalışkan biri değilim. Ev. Ay eve bak ev. Evim bu. Evimi gerçekten yani burası benim evim. Ama benden önce başkası durmuştur burada. Hey. Senin midende neler var çok merak ediyorum şu an. Uyku belgeleri karşılaştırmak için gereken algı düzeyini kazandırır. Tam yenileme 8 saat sürer. Maksimum sağlığını ve algını kalıcı olarak artırmak için evini yükselt. Tamam. Sağlığımızı da artırabiliriz. Günlük masraf 135 dolar. Oh. Binaların bakım, araçların servisi ve maaş mı? İşçilerin maaşları aynen. 265 dolarımız kaldı. Hadi bakalım. Başka yere alayım ben. Merhaba yoldaş. Ben Jurij Petrov. Komiser yardımcısıyım ve eğitiminizin ikinci gününde sizlere bilgiler vereceğim. Peki komiserim. Oberhankov çetesindeki kaçakçıların artmakta olduğuna dair aktiviteler Neyse istihbarat servisimiz bu konuyla ilgileniyor ve size düzenli olarak... Tamam anladım. Kaçakçılar hakkında sürekli ipucu vereceksin. Bakalım. Oberhankov çetesi içinde bulunan ellerimizden biri başka bir kaçak mal sevkiyatı hakkında sürücünün yaşı 53. Okey, buna dikkat edeceğiz. Yaş 53 ve plakasında foy varsa bakacağız. 53'e foya bakacağız. İlk taşıtı inceleme için çağırayım. Bütün bilgileri kontrol ettikten sonra bir de şeye bakacağız. Yaşı 53 mü ve plakasında foy var mı? Görünüşe göre bir şüphelimiz var. Hocam kolay gelsin. Sence de biraz fazla hevesliyiz. Tamam hadi gel bakalım. Lütfen araçtan çıkın. Kaçakçılar kaçak malı yılan simgesiyle işaretliyorlar. Koltukların birinde yılan simgesini bul. Sen bayağı sen de biliyorsun hocam. Bu herif de biliyor. Hani koltuğa sakladığını da biliyor. Bu yerlerde de kaçak malları bulabilirsin. Tekerlek, tavan döşemesi, çamurluk, yakıt deposu, tampon, hava filtresi. Okey. Şimdi kaçak mal çıkarmak için masadan bıçağı al. Bıçak nerede lan? Masaya bıçak koymuşlar. Alalım hocam. Koltuk döşemesini kesmek için bıçak kullan. Hemen efendim. Bunlar ne bunlar? Bunlar ne? Kokain, vay şerefsiz. Her zaman işaretli olmaz, bazen parçalar arasında ve ulaşması zor. Oo. Kaputun altına bakalım. Dikkatli gözler, anladım. Aha. Vay şerefsiz vay. Kaçakçıların kafası iyi çalışıyor ha. Örnek inceleme materyallerini firma defterinde bulacaksın. Okey. Var mı lan burada başka bir şey? Yani artık tutuklu dediklerine göre artık yok değil mi? Ben seni tutuklayacağım. Hiç itiraz etme hiç. Gidiyorsun. Nezarethane. Çalışma kampına nakliye bekleyen suçlular burada tutulmakta. Maksimum miktarda yarı sahip olmak için hapishaneye iliştir. Kaçma girişimlerine engel olmak için işe bir gardiyan al. Tutukları polis arabasına bırakmak onların kaçmalarına neden olacağını anladım. Burada kimse yok mu lan? Buraya birisini almamız lazım evet. Senin karakolun kaçak malları anladım. Tamam. Bunları da... Ne oldu lan? Bunları doğrudan atamıyor muyuz? Böyle mi yapacağız? Neden burada ya? Aa ben bunu almış oldum. Tamam. Taşıttan geriye kalanlardan kurtulmak için git ve memur Maksimov'a sor. Elinde bıçakla birlikte. Maksimov'u tehdit edeceğim bak. Merhaba. Okey. Tekerlek, döşeme gibi ince yerleri bıçak ile kesmek mümkündür. Sert nesneler için çekiç. Baltalar, kasaları ve arabaların hazineleri... Çekiç yok oğlum. Çekiç nerede? Çekiç falan vermediniz. İyi gelin bakalım. Tamam bir tanesi halloldu. Diğeri ne? 53 yaşında. Neyse bunu kapatayım da şey yapmayalım. Hocam selam. Hey! Şşş! Bir araçtan çık. Sıkıntı yok bir hava al yani senin için dedim. Araçta çok havasız kalıyorsun. Bir belgeleri ver bakalım. Jamal Bassar, Zamal Bassar. Yok hocam isimden gittin yani. Bitiş tarihi 7 Mart, 7 Nisan. Oho bitiş tarihinden de gittin. Pasaport numarası dümdüz şey yapacağım. Eşleşmedi. Bir tek... Ya şuraya doğru düzgün belgelerle gelin ulan. Ya bir belgeyle gelin be. Bir belgeyle gelin. Sen kaç yaşındasın? Dur. Evet 41 yaşındasın sen. O yüzden bir şey yok. Ben yine de bir kontrol edeyim ne olur ne olmaz. Yani bir şey yazmıyor ama. Böyle dışarıyı, orayı, burayı bir şey yapalım. Benim gözlerim görmez bu arada. Yorumlarda bağırabilirsiniz. Abi görmedin diye. Sonuna kadar haklısınız. Sakin ol. Burada aranacak bir şey... Şşt. Burada aranacak bir şey yok bu. Ne zaman böyle deseler. Ne? Hocam sen zaten geçemeyeceksin. İnceleme bitti. Red. Yok. Hadi git. Belgelerin yok oğlum. Belgelerin yok. Hayvan herif. Belgelerle gelmemişsin. Bütün falsoları verdin ya. Ulan başka bir ülkeye geçeceksiniz. Azıcık daha dikkatli olun ya. Dur. Kapın kapalı mı? Yani düşecek bir şey yoktu da yani trafikte şimdi sıkıntı olur. Gerekçeleri et. Kusursuz inceleme güzel. Hocam senin araban çok iyiymiş. Acaba bu arabayı hangi kaçakçılık şeyinden aldın ha? Paralarını aldın. Gel bakalım dışarı çık. 50 yaşında olma ihtimalim var şimdi. Şey yapmayalım. Tamam. Belgeleri rica edeyim. Marcel Kasimov. Güzel. Kontrol ediyoruz. Eşleşti ad soyad. Bitiş tarihi 10 Mayıs 1981 daha var. 28 Eylül 1981 daha çok var. Sen 46 yaşındasın. Bir sıkıntımız yok gibi hocam. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf. Aynı. İyi. Sıkıntımız yok. Güzel. Onayla hadi geç. İyisin sen. Görüşürüz. Kapını da kapat. Bak yakarım. Bir şey çıkmayacaksın. Oradan geçmeyeceksin. Ha, sen geçtin zaten doğru. Geçerli giriş. Kusursuz inceleme. Güzel. Devam. Çok eğlenceliymiş lan bu. Hocam sen azıcık yaşlı görünüyorsun. Çık bakalım oradan. Allah Allah. Şey geliyor. Sen galiba bizim 50 yaşımızdaki abimizsin. Şey olan abimizsin. Belgelerini bir ver bakalım. Bir sıkıntı olmaması gerek. Ben bir işimi yapayım ne olur ne olmaz da. Ad soyad. Kasander Sorokin. Pasaport numarası bu. Eşleşti. Bitiş tarihi 20 Mayıs 81. 26 Eylül 81. Fotoğrafta iyisin. Aha Allah Allah. Sen 53 yaşındaymışsın ha. Gidiyoruz bakıyoruz. 53 yaşında mı? 53 yaşında mı geliyor? 53 yaşında istiyor. Evet. Oo hocam. Lütfen git başımdan. Ya. Ne aldık lan? Hadi oğlum silah. Oğlum silah değil mi lan bunlar? Silah kaçakçılığı yapmıyor musunuz lan şerefsiz? Silah kaçakçılığı yapıp bir de gelip şey mi diyorsun? Lütfen mi çekiyorsun? Kimi öldüreceksiniz bu silahlarla? Kimi vuracak? Oho! Ya bak vururum sana. Oho! Ordu getirmiş mübarek. Ordu. Bakıyorum neler var. Bakıyorum. Burada bir şey yok. Tamponda bir şey var mı? Tamponu görmek zor oluyor. Buraya açabiliyor muyuz? Hey be. Hocam. Yani azıcık kansak sen bu sınırı karakolunda alırsın tek başına. Dur bakalım dur. Daha neler çıkacak. Burada bir şey çıkmıyor. Tavan yok zaten. Aşağıda bir şeyler yok. Şurayı açalım. Burada bir şey yok. Tamam. Tam arabanın her yerine baktık. Ben şu koltukların arka tarafına da mı baksam? Sen içeri. Ne gün ama. Ne gün ha. Ah vay ulan kaçakçılıkları kötü bir gün ha. Sanki sıradan vatandaşmış da o gün işi fazla çıkmış gibi. Şerefsize bak bir de diyor aa ne gün ya. Aşağı uçandık adam. Görüşürsün. Ayarlarız bir şeyler. Görüştürürüz. Hop. Bunların hepsini veremiyor muyuz ya? Aa, okey, tamam, güzel. İyi. Daha var mı? Gidecek olan. Memur bey, birisi yok galiba. Sıkılıp gitmiş de olabilirler. Bu iş çok uzadı deyip sıkılıp gitmiş olabilirler. Denetleme tamamlandı. Kaçakçılık engellendi. $80. Neden? İnceleme özeti dur. Nasıl yapacağız lan inceleme? $80 verdi. Demek ki tam şey vermedi. Allah. Önceki $100 gibi vermedi. Herhalde kaç şey yaptığım bir yer vardı. Neyse, bugünün kaçakçılarını yakaladık. Dinlen. Acayip sıcak oluyor burası. Acaristan havası gibi değil. Neyse, kârdayız. Birikimler. $265 birikim yaptık. Yani $510 toplamda mı oldu? Yoksa bugün topladığım para mı azdı? Bugün zararı mı geçtik? Sonucunda $80 aldım çünkü. Karakolda biraz yer açmamız gerekiyor. Bugün bir gezintiye çıkıyorsun. Evet. Görevin tutukluları çalışma kamplarına götürmek ve alınan kaçak... Anladım. Tamam. Buradan şey yapacağız herhalde. Vlad'ın mağazasını ziyaret et. Okey. Da yani kazandığım parayı da mı harcayacağım? Tutuklar, aynen onu. Siz buradan kaçarsınız, gelin lan. Şişt. Aynen böyle toz olacaksınız. Şimdi kaçak malları, onları da toplayacağım. Hop. Harika. Bagajı açacağım. Polis aracı mı? Dolmuş lan bu. Burada polis kendi polis arabalarını bulacaksın. Seçilen aracın hazırlanması veya tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş. Sen misin araba tamircisi? Neyse. Ekstra balta, güzel. Araca gitmeye hazır görünüyorsun. Aynen, hazırım. Araca gir. Gelecek misin sen benimle? Araba tamircisi. Gelmezsin herhalde. Çalışma kampı. Tutukları orada bırakacaksın. Varış noktanı görmek için haritayı kontrol et. Ha. Biz buradayız. Nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Sağ yapıp dümdüz aşağıya ineceğiz. Sağ yapacağız ve dümdüz devam edeceğiz. Ama bak, ileride hippiler var. Güzel, severim ben hippileri. Çok renkli insanlar. Buranın coğrafyasında bir ilginç. Sanki böyle İstanbul'dan Karadeniz'e gidiyormuşsun havası veriyor. Böyle yüksek, sert dağlar, keskin dağlar, uzun ağaçlar, şeyler falan. Benim Kıbrıs'a giderken tam tersi oluyordu genelde. Dümdüz ve olabildiğince kısa veya hiç yeşillik. Ya tüküreceğim senin yavaş. Eyvah. Hayır. Olduğunuz yerde duracaksınız lan. İşte devam. Sağdan devam. Ben bu arada gittiğim yerde kaçırabilirim arada sırada. Beni uyarın diyeceğim ama uyaramayacaksınız çünkü bu canlı yayın değil, bu video. Maalesef. Eski harabeler, okey. Sürücülük azıcık hantal bir şey var ama ben alıştım San Andreas'tan, Vice City'den. Okey, buraya geldik değil mi? Burası. Tam yerindesin. Kapının yanında dur ve bütün tutukların gönderilmesi için emir ver. Alın lan bunları. Alın memur bey, affedersiniz. Bu çukurdan sorumluyum. Parti gangsterlere karşı açtığı davalarından vazgeçtiğinden dolayı taşımızın üretimi başladı. Allah Allah. Güzel. Kanun sistemi üretkenliğe doğru şey oluyor. Bu kesinlikle çok etik. Hadi bakalım. Her zaman iş yapacak yine birilerine ihtiyacımız var. Güzel. 200 dolar. Sanki çok değmez ama. Aa, devam mı? Şimdi aletleri almak için Vlad'ın mağazası. Vlad'ın o nerede? Ha, okey. Ne yapacağım? İleri ve sol. Tamam. İleri ve yoldan sol yapacağım. İkinci sol yapacağım. Hocam inşallah sizi ezmem. İnşallah birinizi ezmem. Güzel. Eyvah. Baştan bak. Okey. Okey. Harita yaşında oyun durmuyormuş. Okey. Sağ yapacağım. Sonra ikinci soldan döneceğim. Dolan arabayı mı döndürdüm az önce? Ne yaptım? Okey. Ne? Aa! Aa evet. Böyle. Tabii ki böyle. Böyle daha kolay sağlayabiliriz. Okey bu... Şimdi bu birinci sol. Evet biz ikinci soldan döneceğiz. Aletler olmadan kaçak malı bulamazsın. Tamam halledeceğiz ama aletlerim yok mu zaten? Baltam var, bıçağım var, levyem var. Levye önemli, otorite. Ben şu an otoriteyi temsil ediyorum. Levye olmadan otorite mümkün değil. Bu ne biçim yol? Toprak lan bu. Vlad'ın aletleri. Toprak yola mı şey dükkan kurdun? Ne alacağız? Ne almamız gerekiyor? Ha, yeni sınır komutanı benim. Abi ben sınır komutanıyım. Komutanım ben ha. Vladimir Nimçuk. Anladım. Vlad, güvenilir aletler, silahlar ve mühimmat satıyorum. Umarım Roznikov'dan daha iyi bir iş çıkarırsın. Çıkarırız inşallah. Evet. Evet, ticaretini yapacağım ben. Ne alacağım ki şimdi? Silahlar var. Ay. Güzel. Tamam ben de olmayan bir şey alayım. Gaz borusu mu? Taktik bıçak. Bıçağımız azıcık gitti bak. Baltamız ama ekstra baltamız var. Var bunlar bende. Kürek yok. Kürek, bahçe küreği. Tamam almışken bahçe küreği alırız. Tamam iyiyiz biz. Taktik bıçak. Son duran polis üssü. Komando bıçağı. Lan batma yok. Bir de bunu aldım. Okey. Hadi görüşürüz. Dur. Oraya nasıl gideceğiz? Şu an neredeyiz? Vlad'ın aletleri. Polis üssü. Ha. Şuradaki şeyden sağ yapacağız. Dandik yoldan gideceğiz. Dandik yoldan yine sağ yapacağız. Yol ayrımında. Dandik ayrımda. Tamam. Yani kokain ve kaçak mal satacağız ha. Ve kokain ve kaçak silah satacağız. Yani bunun ya polise satmayız herhalde diye düşünüyorum da. Yine kendi alışverişimi kendim yapıyorum. Kendi cebime koydum parayı. Şeyden aldım. Gümrükten aldığım paraları. İlginç bir şekilde. Yani gidip belki satarız. Ne bileyim. Gidip şeyleri, kaçakçıları götürdüğüm zaman yine parayı ben alıyorum. İlginç. İnsan satmış mı diyorum ben yani. Burada minik ahlaki sıkıntılar var sanki ama. Neyse çok şey yapmamak lazım. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum. Önemli olan bu. Bu kesinlikle çok daha kolay hissettiriyor. Yani kamera şu şekildeyken çok kolay hissettiriyor. Evet hocam. Buradan geçmek de daha kolay oluyor. Tabii ki böyle yapacağız. Git ve memurla konuş. Okey. Sonunda geldim. Sol üstte yazan bir şey yok değil mi? Sol üstte bir şey çıkmıyor umarım. Yasa dışı mallar sadece bana gelir. Kaçak yollardan satmayı aklından bile geçirme. Sakin ol hocam. Hocam bıyığın çok iyi görünüyor ya. 224 dolar. Şimdi ben de görevini yapan bir insanım ama sanki çok da şey olmadı gibi hissediyorum. Çok daha sanki o malların o malları sınırdan geçirmemenin hakkı sanki 225 dolar değildi. Neyse. Sadece söyleyeyim dedim. Hani devletiz sonuçta. Devleti temsil ediyoruz. Belki devlet daha iyi, daha verimli çalışır diye söyledim. Yoksa tabii benim bir çıkarım bir şeyim yok. Devletten şüphe ettiğim de yok. Yani, tam dolmuş kullanıyoruz ya. Dolmuş kullanıyoruz şu an ya. Gümrük polisi değil miyim abi? Ben gümrük komutanı değil miyim? Neden gümrük komutanına dolmuş kullandırıyorsunuz ya? Oh sistem müthiş. Neyse şey yapmak yok. Devletten şüphe etmek yok. Tebrikler, bugün iyi iş çıkardın. Gördüğün gibi her zaman istasyonda oturmakla sınırlı değil. Anladım. Oturduğumuz yerde kalmayacağız. Devam. Evime mi dönüyorum? Döneyim. Param var 734. Hadi bakalım. $150 masrafımız oldu. 584 dolarımız kaldı daha geride. Bugünkü bakiye dediği bu. Yani bugünden kalan karımız şu. Bugünkü bakiye bu. Önümüzde sınırda geçecek yoğun bir gün bekliyor. Okey. Bugün ülkeye gelen sürücülerle ilgileneceksin. Yani gazete var mı bugün? Yok. Var mı? Yok. Çekinme, ilk kişiyi çağır. Tamam bir dakika hocam. Bu ne? Konçimento 9 okey itibaren Ulaştırma Bakanlığı Acaristan topraklarına mal taşımacılığına ilişkin yönetmeliğini değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir konçimentoya sahip olması gerekmektedir. Tamam. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık girişini tam. Herhangi bir tutarsızlıkları dümdüz reddediyoruz. Servislerimiz gerçekleşen telefon görüşmesini tamam. Kagastam Cumhuriyeti'nden gelen birisine dikkat edeceğim. Okey, gelin bakalım hocam. Ekstra bir konçimento yüklendi. Giriş yönetmeliklerine bir de Kagastam Cumhuriyeti'nden şey yapacağız. Gel bakalım. Nasıl dışarı çıkaramıyor mu? Tamam neyse sen belgeni ver. Lan şerefsiz aşağıya uzatsana. Ben kamyon sürüyorsun diye şey mi yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Neyse evet. İlk önce şey ad soyad Jegor Sokolov kontrol edelim. Eşleşti. Bitiş tarihi 26 Nisan 81 güzel. 22 Mayıs 81 güzel. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf. Bu belgeyi gerçek üç durumuyla karşı... Tamam onu halledeceğim. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol bir konuşma sakin ol. Biliyorum. Yapacağım. Fotoğraf da güzel. Şimdi konşimento. Oha ya oha. Bir şey de getir, başka şeyleri getirseydin diyeceğim. O çok şey olacak. Bu yeni bir şey. Kullanalım hocam. Ne bu? Oo. Ekstra şeyler getirdiler. Güzel. C. Şimdi bu araçtan gelen tüm yükü saymak için defterini kullan. LMB'ye basılı tut. Yani şimdi onu da getirseydin falan diyeceğim. Şimdi kolaylıkla defterini yük dokümanıyla karşılaştırabilirsin. 10 gübre, 2 buzdolabı. Oo, çaktın sen buradan. 3 gazlı ocak, buradan da çaktın. Radyoaktif maddeler 1. Evet, klozet. Bu ne saçma şey ya? Klozet, gazlı ocak, buzdolabı, gübre, sabun, radyoaktif maddeler. Allah Allah. İnanılmaz. Yani bir sıkıntı var zaten. Dur ben baştan bir kontrol edeyim ya. Ulan ben buradaki her şeyi saydım mı? Saymadığım şey var mı? Yok, 2 buzdolabı var. Apaçık bir şekilde 2 buzdolabı var. Yanlış. Yanlış. Evet. Görüşürüz. Bu sonraki sefere kargonun şeyini, yükünü kontrol et. O radyoaktif varili de buradan görmeyeceğim. Dur dur dur. Yükün var senin. Dur. Dur dur dur. Dur. Yap lan. Hocam neyse. Hakkını helal et. Gerekçeli red, kusursuz inceleme. Güzel. 100 dolar daha geldi. Bazen kontrol etmek için veya gizli nesneye ulaşabilmek için yükü boşaltman gerekir. Dur bakalım. Ben yük defterini seç. Tamam, bir halledeceğiz. Bir sakin, bir sakin. Kitabına göre yapacağız her şeyi hocam. Bir dakika. Ad soyad. Rondava. Rondava. Çok ilginçmiş adını soyadın dümdüz. Bitiş tarihi 15 Mayıs. Evet. 30 Nisan 81. Okey, bir sıkıntı yok. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf. Doğru. Konşimentonu kontrol edeceğiz şimdi. Açın burayı. Ya bir dur, bir sakin ol ya. Önce bir şey yapalım. Bakalım neymiş. 4 radyoaktif madde bir şey. C'yi aç. 4, 4'e 1. Evet. Şimdi bunu kontrol et diyorsun değil mi? Oho. Oho. Radyoaktif diye nelere yutturuyorsun ya. Dur bakalım. Şimdi bunun için bu mu? Oha. Ya çok radyoaktifmiş kardeş. 2 varil dolusu para. 2 de değil herhalde. Daha fazlasını getirecek. Çüş. Yok daha yani şey. Şimdi bir terbiyem var, bir şeyim var. Konuşturup şey yapamıyorum da. Nasıl lan? Hakikaten gerçekten radyoaktif suyun içine şey mi koydum? Sahte para mı koydum? Radyoaktif suyun içine. Yani hocam tamam, hani kaçakçısın, okey, suçlusun da sence azıcık bir sıkıntı yok mu bütün bu şeyde? Dur bakalım. Hocam sen dışarı çık. Bakalım başka nereleri saklanır bilmiyorum. Yani radyoaktif varilin içine şey saklayan başka yerleri de saklar. Ona bakacağız şimdi. Sen Kagastan'dan mı geliyorsun? Nereden geliyorsun? Dur onu boş ver. Kagastan aynen öyle. Dur bakalım, belki buralarda bir şey vardır. Yok. Ya madem çalacaksınız, madem bu kadar şey yapacak, la azıcık daha şey yapın ya. Götürün bunu ya. Zekama hakaret ediyorsunuz yani. Birkaç taşıtlı daha uğraş. Ya ya desene ya, beklesek ya şurada mesaimin sonuna kadar. Ne saçma iş. Birkaç şeyle daha uğraş diyor. Ya ver komando bıçağımı. Vallahi para verdim ben ona. Selam hocam. Hocam götür şunu. Bu da şey dolmuş zaten. Yeni şeyimiz olur bu. Eskisine zarar gelirse. Kaçakçılık engellendi, 100 dolar. Aha ne güzel işte. Allah Allah. Gelsinler bakalım diğerleri. Başka bir kaçakçı şeyi istihbaratı yok. Çok güzel araban var. Lanet olsun, çok güzel araban var ya. İyi günler komutan. İyi günler. Çık bakalım dışarı. Ya başka bir ülke üstündeki eşofmanla mı gidiyorsun ya? Azıcık daha şey olun ya. Nerede eski beyoğlu beyefendileri gerçekten? Samir Onyan. Keçi şey yapmış, getirmiş. Dur. Bitiş tarihi 22 Mayıs. Evet. 3 Mayıs. Evet. Bir sıkıntı yok gibi. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf... Ne oluyor lan? Yoruluyor muyum? Ne oluyor? Her şey uyuyor. Bir sıkıntı yok gibi. Şimdi konşimentona bakacağız. Ne demiştin sen? Bir... bu bir keçi. Yani... Bayağı bu keçi. Bunun içine inşallah sen bir şey saklamışsındır. Sen... Ben bunu yapmak istemiyorum. Bu bana bir şekilde girecekse. Hocam geç. Buyur. Baştan bir kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Bir keçi, bir keçi. Aynen öyle. Geç. Hiçbir sıkıntın yoktu. Her şey tamam. Görüşürüz. Kapıyı da kapat. Keçinle sana mutluluklar dilerim. Geçerli kusursuz inceleme. Güzel. A F1'miş. İşaretli hata mı? Ha tamam. Her şey güzel. Selam. Çık bakalım oradan. Başka araç yok zaten. Belgelerinizi rica edeyim. Hocam bu ne? Al ama geri mi ver? Geri vereceğim lan. Ne yapacağım senin belgelerinden? Manyak mıyım? Hasta mıyım? Petrol varili 10. Çüş! Zamal Toniste. Neresi senin şey? Onaylı yükü boş ver. Zamal Toniste. Zamal Toniste. Evet okey. Bitiş tarihi. 14 Mayıs. 30 Haziran 81-81. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Pasaport numarası eşleşiyor. Fotoğraf. Evet bu sensin. Konşimentoya bakacağız. Yok daha ne bunları al. Sadece zamanıma... Petrol taşıyorsun ulan. Allah Allah. Sence azıcık şüpheli değil mi? 9 petrol validi. Ben 10 diye hatırlamadım mı? 10 diyorsun sanki. 10'uncu nerede oğlum? 10'uncuyu bir tarafına mı? Neyse. Yapmıyor. Bir şey bulamazsın. Allah Allah bir sakin ol ya. Belki bulacağım belki bulmayacağım. Görevimi yapıyorum. Bir de bağırıyor. Giremeyeceksin sen zaten içeri. Hatalı şeyin. Bir bakacağım sadece. Zamanım var. Başka arabada yok. Bakacağım ulan. Sonuna kadar bakacağım. Senin de böyle kıçına bakacağım bir şey var mı orada diye. Neyse yok. Ya tutuklamadık ama. Hadi bunu da kapatayım. Hocam bunları... Yükü geri koy. İyi bari. Emeğine sağlık. Geçemiyorsun kardeşim. Geçemiyorsun. Ne lan? Konşimento hatalı. Konşimento ne ya? Nereden giriyor oğlum konşimento? Hata yapıyorsun. Ha hatayı sen yapmışsın. Sen bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saat 10'a kadar saymayı biliyorsan hatayı ben yapmıyorum. Sen yapıyorsun. 10'a kadar saymayı bilmiyormuşsun belli ki. Sonraki yok. Başka araba yok. Acaristan'a bugünlerde pek kişi gelmiyor galiba. Hadi git defol git. Git matematik öğren sonra geri gel. İlkokulda sana geri öğretsinler. Hadi bay bay. Bay bay. Sürücü ülkeye girebilmek için gerekli olan gerinek sınırlarına karşı ne yaptım lan? Ad soyad. Konşimento mu? Aaa. Konşimento'daki ad soyadı da kontrol edeceğim. Ulan $20 kaybettik oradan ya. Oh oh. Yarın eğitimimizin son günü. Tamam. Ben şunları alayım ama yarın bunlar burada olmaz belki. Aldım. Buradan mıydı? Ha. Burada bunlar olsun. Yedekleri olsun. Okey. Çok üzüldüm ulan konşimento adının hatalı olmasına. Ama yanlış zaten. Bak adı da hatalıymış. Kim kontrol ediyor acaba? Benden sonra bir kontrol noktası daha mı var? Bir de ülkesine geri girerken bir şey oluyor. $230 kârdayız. Güzel. Bir de şuraya bir gardiyan atacaktık içerideki şerefsizler için. Kaçmasınlar diye. Gerçekten mi yoldaş? Bugün senin neler öğrendiğini konuşmak istiyorum. Şimdi işe dön. Allah Allah. Kısmi plaka buradan. 39 BK. Bu BK meselesi. Ne tam konuşmamento öyle duruyor. Allah Allah. Gün daha yeni ağırdı ha. Gel gel hocam gel. Ticaretinin yapabileceğim şey. Bazı ziyaretçiler seninle alışveriş yapmak isteyecekler. Komünizm ile yönetilen devlette en gerekli olan mallar genellikle kara borsada yer almaktadır. Küçük alışveriş senin için ek gelir kazanmakların bir fırsat olabilir. Envanterindeki bir nesnenin fiyatı o nesne için ödediğin fiyattır. Satış yapmadan önce işleminin karlı olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsin. Sigara kutusu. Sat sat. 24 dolara tuvalet kağıdı almam ben, bu şeymiş. Ha, belki bunu alabilirim. Lan hadi şey yapacağım, hepsini alayım. Güzel bir iş. Hadi bakalım belgelerini ver şimdi. Ülkeye gireceğin anlamına gelmiyor. Girip... Ya abi sizin belgeleriniz ben neden tutayım? Ben hasta mıyım ya? Neden şey yapayım ya? At soyad Sevda Esenaliyev. Sevda Esenaliyev. Erkeğe kral. Bunlar Türk. Bakalım. Kesin bir şeyler yapmıştır. Bitiş tarihi. O bundan gittin sen önce. Pasaport numarası. Eşleşti. Allah'tan eşleşti. Fotoğraf. Sakallarını kesmişsin hocam. Fotoğraftan da bence gittin sen şu an. Burası öyle bir ülke değil. Burada her şey tutarlı olacak, düzgün olacak. Konşimento. Senin konşimento neydi? Elma sandığı, gübre, petrol varili, gazlı ocak. Ya bunları alacağız evet. Evet. 2 elma sandığı. 4 değil miydi oğlum bunlar? 2 petrol varili. Allah. 2 gazlı ocak. 4 gübre. Bir dakika ne? Dört elma sandığı, 4 gübre. Elma sandıklarından 2 tane var. Petrol varilinden 3 tane dedi, 2 tane var. Değil mi? Ben yanlış yapmadım. Elma sandığı 2. Petrol varili 2. Gübre 4. Okey, gübre doğru. Gazlı ocak 2. Gazlı ocak 2. Sevda Esenaliyev, Sevda Esenaliyev. Tamam, bunu da kontrol ettik. Yanlış. Yanlış. Baştan kontrol ediyorum. Sevda Esenaliyev, Sevda Esenaliyev. Ay hocam. Yükü geri çevir. Güzel. Şimdi hocam. Lütfen şey yok. Araçtan çıkma. Çünkü bir dakika. Var mı bir şey? Neydi? 39 BK. Tamam sende yok. Seni kontrol etmeden göndereceğim. Çakarsak çakarız bir noktada. Ne yapacağız artık? Adamı reddetmek için dışarı çıkardım. Biraz kaba oldu. Özür dilerim. Benim yeterince ince olamadım. Evet sen reddedildi doğru. Sen red. Gidiyorsun. Hadi bakalım geri. Ben büyük bir hata yapmıyorum. Matematik saymayı öğren. Bir de kaçak ticaret yapıyorsun şerefsiz. Satmışsındır onları. Hayvan herif seni. Eksik mal var, eksik mal. Demek ki yolla sattın sen bunları. Yemezler. Acaristan burası. Bu memur yemez. Bu devlet memuru yemez. Yolla sen kimsin? 39 BK. Eyvah. Belgelerini ver. Ben yine de kontrol edeyim. Bir kapat lan. Lan! Yazık, çok yazık, çok yazık. Yani ben buraya harcayacağım emeği gidip evimde aileme harcayabilirim. Devletime, vatanıma daha iyi hizmet etmek için harcayabilirim. Gidip ilim irfan peşinde koşabilirim. Sanat icra edebilirim. Ama hayır. Kamyonuyla kaçmaya çalışan birisini şey yapacağım. Durduracağım. Çok yazık, çok. Oha! Kamyon tabii, koca kamyon. Oğlum dur. Yapamıyorum o manevrayı, dur. Arkadan vuracağım şimdi. Ha! İn. Om! İn şuradan. İn şuradan. Dur. Bakalım bu şerefsiz nerede ne saklıyor. Karakola dön. Önemli arama. Tamam, bir dakika. Yapacağım. Ya herif bir şeyler saklıyor. O belli. Herif kaçakçı. Bakmayalım mı ne olduğuna? 5 dakikamız var. Eyvah. Dur. Çık şuradan. Hangisi olduğunu anlayamıyoruz ki. İçeri bakayım bari yani. Burada bir şey varsa var. Aha. Ya senin değildir bu. Kaçmaya çalıştın zaten. Şerefsiz, daha neyini ikar ediyorsun? Neyse, bir şeyler yakaladım. Hadi dönelim. Elimde kanıt da var. Sen kaçmaya da çalıştın, bunu da yaptın. Şerefsiz seni. Dur bir de şöyle bakalım. Aha. Gördüm lan. Hayal mi ediyorum bir şeyler? Hayal ediyormuşum. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nasıl dönüyoruz? Neredeyim ben? Neredeyim lan ben? Bayağı o hakikaten dümdüz devam ediyoruz. Bu gerizekalı döne yine sınır karakoluna dönmüş. Ülkeden çıkmaya çalışacaktı herhalde. Burada işin bitti diyerek. Şerefsiz dur. Ne oldu lan? Nerede oğlum bizim şey? Nereye gitti? Şşş. Cezaevi git. Baltayla durdurdum ben. Baltalı polisim. Baltayla. Telefon. Oha, telefona bak. Efendim. Evet. Kereste fabrikasının yakınında kanlı yumruk isyancıların izindeydiler. Eyvah. Çok acil, o yüzden hemen oraya git. Onbaşı Surokin sana eşlik edecek. Kayıp kontakt. Çavuş Gavrilov'un Kereste fabrikasındaki Tugay'la bağlantı kur. Bu ne? Aha, işte bana bunu vereceksiniz. Kendine iyi bak. Ya dur bir sakin ol. Elimdekileri bir buraya bırakayım. Şunları da bırakayım ya. De yani o zaman şöyle yapacağız. Ha, bunu bırakayım zaten şeyim. Hadi gidiyoruz. Kim şey yapacak benimle? Tek başıma mı gidiyorum? Ha yok, birisi daha gelecek. Gidiyoruz. Dur, Kereste fabrikası. Oduncu. Sağ yapıp sonra dümdüz devam edeceğiz. Yani şey. Buradan sağ yapacağız da. Ha yok. Sol yapacağız sonra dümdüz devam edeceğiz. İyi, gidelim bakalım. Fena şey olacakmışız gibi geliyor ama. Hadi hayırlısı. Kayıp kontakt. Tugay. Kocaman bir Tugay mı kayıp şu an? Tugay'dan mı şey yapamıyoruz, haber alamıyoruz? 2 kişi mi gidiyoruz oraya? Tugay'dan haber alamayıp 2 kişi mi gidiyoruz? Eyvah. Yiyecekler bizi. Bu ne? İyi bir işbirliğinin başlangıcı... Aaa! Aaa! Tam... Eyvah! Oğlum! Şşt! Oğlum bir dakika. Lan! 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 Şşt! Şşt! Alo! Wow! Üş! Üş! Çabuk bana yardım edin. Sanırsam hala yaşıyor. Ölme sakın yoldaş. Acaristan'ın sana ihtiyacı var. Ölmeyeceğim. De yani içimizden geçtiler. Tugay kayıp. 2 kişi gönderiyorsunuz oraya. Senin öldüğüne inanan asiler kereste fabrikasından kaçıyorlar. 1 saat sonra ilgili komiser yardımcısının bir destek Tugay ile birlikte olay yerine gönderir. Başındaki yarının bir sıyrık olduğu belli oluyor ve ertesi gün göreve dönüyorsun. Çüş! Koca Tugay kayıp diyorsunuz. Sonra 2 kişi gönderiyorsunuz. Eğitim tamamlandı. Tebrikler. Kendi başına çalışmaya hazırsın. Terfi almak için görevlerini doğru bir şekilde yerine getir. Daha yüksek sınıflandırma, daha iyi kazanç ve karakolun yeni işlevlerine erişim anlamına gelir. Şu andan itibaren seni finansal olarak desteklemeyeceğiz. Tesisin borçlanması derhal işten atılmakla sonuçlanacaktır. Evet. Değerli dostlarım, değerli ahbaplarım. Bu da Kontraband Polis. Eğer severseniz, keyif aldık derseniz belirtin ve daha fazla oynayalım, oynamaya devam edelim. Kendisi Türkçe bir oyun, o yüzden ben oynamaya devam etmek istiyorum. Muhtemelen birkaç bölümde gelmeye devam eder. Çünkü bazen böyle önden çekiyorum bunları, hazır etmek için, şey yapmak için, hazır olmak için. Bu da Kontraband Polis. Like'larınız, yorumlarınız ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben hep buradayım. Ben hep bu kanalda olacağım. Hayatın ciddiyetini ara vermek istediğinizde yine buraya bakabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatlı, yüksek çözünürlüklü, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.